hoş geldiniz diyorum. Tekrar en son Perşembe günü bir araya gelmiştik, geçtiğimiz Perşembe günü. Ben her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta ki etkinlikleri, eski bakanımızın etkinlikleriyle başlayayım. Sonra da önümüzdeki döneme ilişkin olarak size hemen kısaca bir özet yapayım. Ondan sonra da varsa sorularınızı alayım. Biliyorsunuz pazar günü eski bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı görevini eski müsteşarımız Sayın Feridun Sinirlioğlu'na devretti. Pazar günü Sayın Bakanlığımızda bir devir teslim töreni yaptık. Onun fotoğraflarını da paylaştık zaten sizle. Tabii geçtiğimiz hafta Cuma günü daha önceki basın toplantısında da söylemiştim. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan Dışişleri Bakanları üçlü toplantısı Antalya'da gerçekleşti. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu eski bakanımız toplantıya katıldı. Tabii bu aslında önemli bir toplantı. Önümüzdeki dönemde bu Dışişleri Bakanları toplantısının seviyesi Cumhurbaşkanlıkları seviyesine yükseltecek. O konuya ilişkin olarak da tabii hazırlık toplantısı mahiyetindeydi bu toplantı. Tabii bölgesel sahiplenme açısından da çok önemli bu üçlü toplantılar. Benzer üçlü toplantılar diğer ülkelerle de yapılıyor. Bunu da daha önce size ifade etmiştim. Önümüzdeki dönemde tabii bu toplantılar da yine devam edecek. Bir diğer önemli husus da Sayın Bakanımız yarın daha önce planlanmış bir programa katılacak. AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı, Gimli toplantısı Lüksemburg'da 4-5 Eylül tarihlerinde yapılacak. Sayın Bakanımız Cuma akşamı AB üyesi ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşecek yemeğe katılacak. 5 Eylül Cumartesi günü de Yüksek Temsilci Mogherini ve Lüksemburg Dışişleri Bakanı ile beraber ve diğer dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirecek toplantıya katılacak. Tabii bu bölgemizdeki önemli güncel gelişmeler hakkında istişarede bulunmak açısından Sayın Bakanımızın katılacağı bu toplantı çok önemli. AB ile işbirliğimizi tabii kuvvetlendirmek açısından da önemli. Toplantıda bölgesel krizler ve özellikle düzensiz göç konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Şu aşamada Sayın Bakanımızın netleşen programı bu şekilde. Ben isterseniz sizin sorularınızı alayım ve sorularınız üzerinden gidelim. Böylece daha hızlı ve efektif bir şekilde, etkin bir şekilde basın toplantımıza devam edelim. Tülay Hanım buyurun. Tanju Bey, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türk işçilerin maskeli kişilerce ve üniformalı kişilerce kaçırıldığına dair haberler var. Bu haberleri doğruluyor musunuz? Sizin elinizdeki sayı nedir acaba ve kimler tarafından kaçırıldığına dair bir bilgi var mı? Bir de dün akşam yine Kilis'te sınırın Suriye tarafından IŞİD kontrolündeki bölgeden açılan ateşte bir asker hayatını kaybetmişti. Bir askerin kayıp olduğuna dair bir açıklama yapıldı Genelkurmay Başkanlığı'nca. Bu askerin akıbetine dair elinizde yeni bir bilgi var mı acaba? Teşekkür ederim. Irak'ın Bağdat şehrinde stadyum inşaatında çalışan bir Türk inşaat şirketine mensup 18 Türk'ün dün gece asker ve polis üniformalı bir grup tarafından kaçırıldığını biz de öğrendik. Sayı Irak basını 16 şeklinde yansıdı fakat asıl doğru sayı 18. Olay dün gece yani saat 03 civarında gerçekleşti. Polis ve askeri üniformasıyla gelerek şantiyeyi basan bu kişiler Türk işçileri, 18 Türk işçiyi alıp götürmüşler. Tabii olayın öğrenilmesinin hemen ardından Bağdat Büyükelçimiz hem Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık ve aynı zamanda Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ile hemen temas etti. Şu aşamada tabii ne için yapıldığı ya da hangi sahikte bu kişilerin alıkonulduğuna ilişkin olarak herhangi bir yorumda bulunmak zor. Tabiatıyla bu Türk İnşaat Şirketi'yle de temas halindeyiz. Bu 18 kişinin arasında 14 işçi, 3 mühendis ve bir tane de muhasebeci olduğunu öğrendik. Bu aşamada 14 işçi, 3 mühendis ve bir muhasebeci
var bu 18 Türk'ün arasında. Tabii konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bağdat Büyükelçimiz zaten tüm mesaisini şu anda bu işe vakfetmiş durumda. Bunun dışında dün Kilis'te meydana gelen saldırıya ilişkin olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bir açıklama yaptı. O açıklamanın dışında benim ilave edecek bir husus bulunmuyor bu aşamada. Evet arkadaşlar, diğer soru. Sevil Hanım, buyurun. Tanju Bey, önümüzdeki seçimlerde aday olmak üzere bazı dışişleri mensuplarının istifasını verdiğine yönelik haberler var. Bununla ilişkin detaylı bilgi verir misiniz acaba? Evet arkadaşlar, önümüzdeki seçimlerde aday olmak üzere bazı bakanlığımız mensupları istifalarını dün itibariyle istifalarını sundular. Yani hemen size sayabilirim. Büyükelçi Genel Müdür Hulusi Kılıç, yine Büyükelçi Mehmet Niyazi Tanınır, Duşanbe Büyükelçisi Öztürk Yılmaz, Danışman Dilek Ertürk ve İç Denetçi Mikail Yılmaz bakanlığımızdan aday olmak üzere istifa eden kişiler. Arkadaşlar, Hulusi Kılıç, Mehmet Niyazi Tanınır, Öztürk Yılmaz, Dilek Ertürk ve Mikail Yılmaz. Evet, diğer soru arkadaşlar. Petek Hanım, buyurun. Tanju Bey, Amerika Birleşik Devletleri işte son dönemde yapılan tabii ki DAEŞ terör örgütüyle mücadele konusunda Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir müdahale mekanizmasının devam ettiğini biliyoruz ama önümüzdeki sürece ilişkin yeni mücadele konusunda bir farklı argüman kullanılacak mı? Yani bunu şunun için soruyorum. Bir kara harekatı düşünülüyor mu? Sadece hava operasyonuyla mı sınırlı kalacak ve bu şekilde mi devam edecek? Petek Hanım, sorunuza sondan başlayayım. Sayın Başbakanımız daha önce yaptığı konuşmalarda bu aşamada bir kara harekatının düşünülmediğini ama Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek her türlü unsura karşı Türkiye'nin kararlılıkla her türlü adımı atabileceğini söyledi. Söylemişti. Yani bu çerçevede herhangi bir değişiklik yok. Sizin de söylediğiniz gibi DAEŞ terör örgütüne karşı Amerika ile ortak hava harekatlarının yapılmasına ilişkin olarak askeri belgede geçtiğimiz haftalarda imzalanmıştı. O çerçevede ortak uçuşların da başladığını ve DAEŞ terör örgütünün hedeflerinin vurulduğunu biliyoruz. Bundan sonra da daha önce de olduğu gibi DAEŞ terör örgütüyle kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Bunun dışında herhangi yeni bir unsur yok. Aralık ayında Almanya'da casusluk iddiasıyla iki Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Onların davası başlıyor 9 Eylül'de. Dışişleri Bakanlığı olarak davayı takip ediyor musunuz? Elinizdeki bilgileri öğrenmemiz mümkün mü konuyla ilgili? Ece Hanım, her Türk vatandaşı da olduğu gibi tabiatıyla yurt dışında hukuki destek isteyen ve bu konuda iradesini ortaya koyan herkese imkanlar ölçüsünde tabiatıyla yardım ediyoruz. Spesifik olarak bu üç kişiye ilişkin olarak bizden nasıl bir destek ve talepte bulundular bunu şu anda bilemiyorum. Ama bir Türk vatandaşının hukuki sürecini ya da adli süreci tabiatıyla biz de takip ederiz. Ama spesifik olarak şu anda böyle bir talepte bulundu mu bu kişiler ya da bu konuda rızalarını verdiler mi? Tabii bu rızaya da dayanan bir şey. Onu bilemiyorum. Onu bir ayrı öğrenip size aktarırım. Murat Kural, Ben TV'den. Sadece Türk işçileri mi alıkoymuşlar? Sadece Türk işçiler mi çalışıyormuş? Yoksa aralarından Türkler kim diye seçerek mi alınmış? Yani Türklere yönelik, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bir eylem. Bizim öğrendiğimiz Türk işçileri diğerlerinden ayırarak bir seçime tabi tuttukları. Ama dediğim gibi arkadaşlar, dün gece olan bir olay. Yani bazı detayların netleşmesini beklemek daha doğru olur. Tülay Hanım. Tanju Bey, birkaç farklı konuda sorum olacak. Öncelikle Tayland'daki bombalı saldırıyla ilişkin olarak
Türkiye'ye gelen bir Tayland vatandaşının bir Türk vatandaşıyla bağlantılı olan ve evinde patlayıcılar olduğu söyleniyor. Dışişleri Bakanlığı Interpol aracılığıyla Tayland makamlarından bilgi istemişti. Nedir son durum? Bir Türk vatandaşıyla bağlantılı herhangi bir durum var mı? Yargılanan bir Türk vatandaşı var mı? İkinci konu, İngiltere'den bir İngiliz vatandaşının 4 çocuğuyla birlikte Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerken Türkiye'de tutuklandığına dair ya da gözaltına alındığına dair haberler var. Bunlar doğru mudur acaba? Bir de Sayın Sinirlioğlu'nun yerine müsteşarlığa herhangi bir vekaleten atama yapıldı mı ya da asaleten? Onu sormak istedim. Şimdi arkadaşlar, Bangkok patlamasıyla başlayayım isterseniz. 17 Ağustos'ta bir terör saldırısının gerçekleştiğini biliyoruz Bangkok'ta. Saldırıyla bağlantılı olarak daha sonra 29 ve 31 Ağustos tarihlerinde iki şüphelinin sorgulandığını biz Tayland makamlarından ve Tayland basından zaten öğrenmiştik. 29 Ağustos'ta Bangkok'ta yakalanan şahsın üzerinden sahte Türk pasaportu çıktığı zaten basında da yansıdı. Zaten basındaki resimlerden de bu pasaportun sahte olduğunu kolaylıkla siz de anlayabilirsiniz. Fakat ne yazık ki bu kişi yakalanır yakalanmaz bu kişinin Türk olduğuna ilişkin olarak bazı basın organlarında yanlış bilgiler yer aldı. Hem bizim Tayland Bangkok Büyükelçiliğimiz bunun Türk olmadığını zaten açıkladı. Bunun dışında dün itibariyle de buradaki Ankara'daki Tayland Büyükelçiliği bu konuya ilişkin olarak herhangi bir kesinlik bulunmadığında zaten basın organlarına yaptığı açıklamayla netleştirdi. Bunun dışında 31 Ağustos tarihinde Tayland-Kamboçya sınırında yakalanan bir şahsın üzerinde de Çin pasaportu çıktı, yine basında yer aldı. Tabiatıyla bu konudaki netlik ve en doğru bilgiler Tayland makamlarınca verilmeli. Bizim Bangkok Büyükelçiliğimiz Tayland makamlarıyla temas halinde, bunu söyleyebilirim. Bakanlığımız da tabii buradaki Ankara'daki Tayland Büyükelçiliği ile temas halinde. Bakanlığımız Interpol üzerinden de tabii bazı bilgiler talep ettik ama bu bilgileri henüz yanıt alamadık. Bu çerçevede söyleyeceğim hususlar bu kadar. Bir diğer sorunuz yine yabancı terörist savaşçılara ilişkin. Bir İngiliz aileden bahsettiniz. Spesifik olarak bu aileye ilişkin herhangi bir bilgim yok. Şu aşamada sizle paylaşabileceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Biz yabancı terörist savaşçıların özellikle Suriye geçişini engellemeye yönelik olarak çok ciddi tedbirler alıyoruz. Ve bizim baştan beri söylediğimiz istihbarat paylaşımını zamanlıca yapabildiğimiz takdirde bu kişilerin Suriye'ye ve Irak'a geçişinin engellenebileceği yönündeydi. Buna ilişkin olarak da biliyorsunuz bir uluslararası koalisyondaki bir çalışma grubunun da Hollanda'yla birlikte eş başkanlığını yapıyoruz. Yalnız bu söylemiş olduğum istihbarat paylaşımı nedeniyle ülkemizin bu yabancı terörist savaşçıları engellenmesine yönelik olarak çalışmaları her geçen gün daha da ivmeleniyor. Ben son rakamları sizle paylaşayım isterseniz. Bugüne kadar ülkemizce 20 bine yakın kişiye yurda giriş yasağı konuldu. Ve bu yasaklar daha çok tabii üçüncü ülkelerin bizimle paylaştığı bilgiler çerçevesinde yasak listesi oluşturuldu. Bu kapsamda 2100'ün üzerinde kişi makamlarınca sınır dışı edildi. Ayrıca havalimanlarındaki risk analiz gruplarınca 3700'den fazla yabancıyla görüşme yapıldı ve bunlardan 1450'sinin ülkemize girişine izin verilmedi. Tabii bu çerçevede söylediğiniz gibi İngiliz ailenin de yani Türkiye'de yakalanıp İngiltere'ye geri gönderilmesi tabii imkan dahilinde ama spesifik olarak o aileye ilişkin olarak bir bilgim yok. Müsteşarlık makamına ilişkin olarak da yine şu aşamada herhangi bir bilgim olmadığı için yorum yapamayacağım ama onu da sizle daha sonra paylaşabilirim. Evet, en ayrıntısı. Tanju Bey, Amerikan Vice News kanalında çalışan iki İngiliz gazeteci ve tercümanları Diyarbakır'da tutuklandı. Bu konuda Amerikan dışişlerinden de açıklama geldi. Bu konuda İngiltere makamlarından size herhangi bir temas oldu mu? Yapılan yorumlara herhangi bir cevabınız olacak mı? 27 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar semtinde
DH terör örgütüyle bağlantılı olabileceği değerlendirilen şüpheli şahısların bulunduğu ihbarı üzerine Vice News muhabirleri John Hanrahan, Philip Pendlebury ile Miman Darları Irak vatandaşı Muhammed İsmail Resul ve şoförleri Abdurrahman Direkçi'nin gözaltına alındığını biz de öğrendik, biliyoruz. Her şeyden önce bu konuya ilişkin olarak yorum yapmadan önce yani Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu söylemem gerekir. Bir hukuk devleti olan Türkiye'de de adli makamlar gerekli gördükleri soruşturmaları yapma hakkına tabiatıyla sahiptirler. Türkiye'ye yüzlerce yabancı gazeteci girmekte ve bu kişiler görevlerini serbestçe yerine getirmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin gazetecileri kamuoyunu aydınlatma görevlerinden alıkoymak gibi bir politikası veya hedefi bulunmamaktadır. Tabiatıyla bir adli süreç şu aşamada devam ediyor. Bizim yapmamız gereken soruşturmanın sonucunun ve bağımsız yargı tarafından alınacak kararı beklemektir. Yalnız basına yansıyan bilgilere göre Tanju Bey, buradaki İngiliz gazetecilerin IŞİD üyesi ya da işte yardım etmek gerekçesiyle gözaltına alındığı, daha sonra da PKK'ya yardımdan tutuklandığına ilişkin böyle farklı çelişkili görünen bir tablo var. Tam olarak neyle suçlanıyorlar acaba? Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, tabii bunu tam olarak neyle suçlandığına ilişkin olarak en temel bilgi belki Adalet Bakanlığı sağlayabilir ama bu bir soruşturma. Onun için biraz sabırlı olmak ve soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Spesifik olarak ben herhangi bir yorum yapamam. Yani çok detaylarını bilemediğim için bunun. Ama dediğim gibi yani Türk yargısına güvenmek bu aşamada ve biraz sabırlı olmak belki en doğrusu. Tabiatıyla bağımsız yargı bu konuda gereken kararı verecektir. Betek Hanım. Efendim, özellikle Fethullah Gülen'in iadesi konusunda ve kırmızı bülten çıkarılması konusundaki hukuki sürecin devam ettiğini son geçtiğimiz aylarda eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söylemişti ama şu anda ne aşamada? Dışişleri Bakanlığı olarak Adalet Bakanlığı ile bir temasınız var mı, sıcak bir temas şu son günlerde? Ya da bakanlığa iletilen bir yeni bilgi geldi mi? Petek Hanım, bu konuya ilişkin olarak daha geçtiğimiz günlerde yine bu kürsüden ben de söylemiştim. Sayın Bakanımız da, eski Bakanımız da yine gerekli bilgileri vermişti. Yani iade süreci sadece Dışişleri Bakanlığı ilgilendiren bir süreç değil. Adalet ve İçişleri Bakanlığı ilgilendiren de bir süreç. Bazen uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Adalet Bakanlığımız ilgili bakanlıklara, üçüncü ülke bakanlıklarına doğrudan yazarak iade evraklarını iletebiliyor. Tabiatıyla burada Dışişleri Bakanlığı olarak biz de bu tarz yazılar bize geldiğinde bekletmeden gereğini yapıyoruz. Bu aşamada söyleyeceğim unsurlar bu kadar. Sadece bununla ilgili değil tabii, diğer geçtiğimiz haftada gündeme gelmişti. Diğer savcılara ilişkin olarak da tüm gerekli idari işlemler kararlılıkla bakanlığımız tarafından yerine getiriliyor. Evet. Buket Hanım. Tanju Bey, Irak'taki Türk işçileri kaçırırken acaba öncelikle ilettikleri bir şey var mı? Bir şeyin propagandasını yapmışlar mı? Yoksa bir fidye gibi bir şey gündeme gelecek mi? Bu yönde bir temas oldu mu? Teşekkür ederim. Arkadaşlar, şu aşamada Irak'ta kaçırılan Türk vatandaşlarına ilişkin olarak, alıkonulan Türk vatandaşlarına ilişkin olarak verebildiğim detaylar ancak bu kadar. Detayların ortaya çıkmasını bekleyeceğiz ama öyle bir ayrıntının olduğunu şu aşamada zannetmiyorum. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim.